Var. Tamam. Kayıttayız. Birkaç dakika daha bekleyelim. Ne başlayalım? Mesela o ara ben ekranımı paylaşayım gene. Başlayalım yavaştan. Yeni bir Google Collab sayfası açalım. En son neler yapmıştık? En son yanlış değilsem print'e bir ufak değinmiştik yani print'in ne işe yaradığını. Hemen yeni bir not defteri açıyorum. Yeni bir not defteri açıyorum. Şu print'i bir ufak hatırlatalım. Print ile ilgili çok temel şeyleri bir ufak hatırlatalım. Print ne yapıyordu arkadaşlar? Print bir şeyi ekrana yazdırmaya yarıyordu. Print yazdırmak, bastırmak gibi anlamları var zaten. Hemen önceki dersi tekrar diyorum hızlıca. Print diyorduk. Bu bir fonksiyon arkadaşlar. Fonksiyonların hepsi, bakın bu cümlemi de dikkat edin. Fonksiyonların hepsi isimden sonra, fonksiyon yazıldıktan sonra parantez açılır. Parantez içinde yazman gereken şey yazılır. Print dedim, parantez açtım. Evet, neyi yazdırmak istiyorum print fonksiyonuyla? Mesela normal bir sayı olsun ilki. 7. 7 sayısını. Sayı yazdırırken bu kadar. Integer bir sayı yazdırırken bu kadar. Print 7 dediğimde ekrana 7'yi bastıracak arkadaşlar. Print'i yazdık, len'e geçiyorduk. Tamamdır Kemal. Print'i hızlıca bir hatırlatalım. O ara başkalar da gelsin. Gelmeyenler var. Kaç kişiymiş şu an bir bakalım. Öyle. Evet, şu an 47 kişi. Biraz daha bekleyelim. Print bu kadar. Ekrana bastırıyor. Print float bir sayı da yazdırabiliriz mesela. Kaç olsun? Mesela 25.8. Float bir sayı da normal bu şekilde print yazdırabiliyorduk. Sonra bir de string ifadeyi öğrenmiştik arkadaşlar. Üçüncü gördüğümüz veri tipi. Bak bu integer'dı tam sayı. Bu float'tı ondalık sayı. Bir de string ifadeleri gördük. String ifadeleri ne yapıyorduk? Tırnaklar içinde yazıyorduk. Unutmayın bak. Ya tek tırnak ya da iki tırnak içinde yazıyorduk. Print diyelim. Parantez açalım. Şimdi string bir ifade yazacağım mesela. O zaman tırnaklarımı bir koyuyorum. Mesela tek tırnak koyayım ben. Shift 2'ye basınca tek tırnaklarımı açıyor benim için. İçine ne yazmak istiyorum? Bu bir string ifadedir diyeyim mesela. Şunu şöyle shift enter yapma, bunu çalıştırdığımda da ekrana bu sefer bu bir string ifadedir yazdırıyor. Print fonksiyonumuz buydu. Print fonksiyonumuz buydu, tamam mı? Ekrana yazdırmaya yarıyordu. Şimdi devam edelim. Print ile ilgili ufak bir ayrıntı söyledim mi bilmiyorum. Mesela bir tane cümle olsun. Cümle. Cümlemiz ne olsun mesela? Uzaya gitmek istiyorum. Evet, cümlemiz string bir ifade arkadaşlar. Cümle dedim. Cümle diye bir değişken atadım. Cümle değişkenine bir string ifadeyi atadım. Cümle dediğim neye eşit şu anda? Uzaya gitmek istiyorum. Şu anda bir değişken tanımladım. Bunu çalıştırayım. Şu anda cümle diye bir değişkenin içinde bir string ifade var. Uzaya gitmek istiyorum string ifadesi var. Direkt bu değişkeni çağırdığımda ekrana yazdırılacak ifade şu olacak. Mesela print parantez içinde cümle yazdığımda ekranda ne yazacak arkadaşlar? Cümle değişkeninin içinde uzaya gitmek istiyorum olduğu için ekranda uzaya gitmek istiyorum yazacak mesela. Çalıştıralım. Evet, uzaya gitmek istiyorum yazdı. Şimdi burada önemli bir ayrıntı vardı. İlk başlarda öğrenciler düşebiliyor. Yani print diyor öğrenci mesela açıyor parantezi. İçine şimdi cümle yazacak ya, cümle değişkenini verecek ya. Cümle değişkenini verirken tırnak içinde veriyor. Açıyor tırnakları, tırnak içinde cümle. Ne de olsa string bir ifade yazdıracağım ekrana gibi düşünüyor. Bu yanlıştı arkadaşlar. Sen şunu tırnak içinde cümle yazdığın zaman bu cümleyi değişken olarak algılamıyor bilgisayar. Bu cümleyi kendi başlı başına bir string ifade gibi algılıyor. Ve ekranda uzaya gitmek istiyorum yazmayacak bu sefer. Bu sefer ne yazacak? Shift Enter yaparsam sadece cümle yazacak yani. Cümlenin şunun kendisini string gibi algılıyor. Bunu bastırıyor ekrana. O yüzden biz ne demiştik? Değişkenleri tırnak içerisine almıyorduk. Tamam. Bu hatırlatmaları yaptıysak sayımız da 50'yi geçti. Hadi devam edelim. Değişkenleri tırnak içine almıyoruz arkadaşlar. Tamam. Bu hatırlatmaları yaptık. Print ifadesi buydu. Hadi bir tane soruyla başlayalım o zaman. Dünün özeti bir soruyla başlayalım. Şu soruyu atayım ve size birkaç dakika vereyim. Evet, soru 1 olsun. X değişkenine istediğiniz bir integer sayı. Şunu şeye de atayım hemen. String neydi? String metinsel ifadeydi Batuhan. String şöyle yazılardı. Metinsel ifadelere bir string diyorduk. Evet, şunu Discord'dan da attım. Sorumuz bu. X değişkenine bir tane integer sayı atayım. Y değişkenine bir tane float sayı atayım. Z değişkenine de bir tane string ifade atayım. Ondan sonra X'i, Y'yi ve Z'yi aynı kod hücresinde alt alta print ile bastırın. X'i de printle bastırın. Y'yi de printle bastırın. Z'yi de printle bastırın. Evet, süreniz 1 dakika.
Discord'a attığım metni kopyalayıp yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Discord'da kopyalayın. Integer sayı ne? Integer sayı tam sayı idi Murat. Int dediğimiz tam sayı. Yani 10, 7, 9 gibi sayılar. Hocam durmadan dersten atılıyorum. Bilmiyorum bu sorunu başka yaşayan var mı? Şu an rakam tam 50. Sınır 100 diyebiliyorum ya. Yani atılmamanız lazım ama. Hocam float neydi? Float da ondalıklı sayıydı. Hadi biraz daha zaman verelim. Yok biraz daha zaman verelim. Float da ondalıklı sayıydı. Virgüllü sayıydı Murat. Biraz daha zaman verelim. Tamam Alparslan. Bir tık daha vakit verelim uğraşanlara. Evet, cevapları gönderebilirsiniz arkadaşlar. Ege printleri yanlış yazmışsın Ege. Dur hatanı göstereceğim senin. Evet, araya virgül koyarak istememiştim. Alt alta yazdıralım demiştim arkadaşlar. Şu yan yana yazdıranlar araya virgül koyduğu için yan yana yazılıyor. Tamam. Güzel. Gerisi doğru. Hemen şu bir tane yanlışı göstererek başlayalım. Bakın arkadaşınız ne yapmış? Bir taneyi alalım. X'i 5 almış. Y'yi 4.6 değişkenini atamış. Z'yi de Ege diye bir değişken atamış. Tamam. İlkini integer bir sayı yapmış. İkinci değişkenimizi float yapmış. Üçüncüsü string yapmış. Daha sonra diğer kod satırında print eşittir x demiş. Print eşittir değil. Print sonra parantez açıyorduk. Parantez içinde yazıyorduk. Print parantez içinde x yazıyorduk. Eşittir kullanmıyorduk. Eşittiri sadece eşitlemek için, böyle atama yapmak için kullanıyorduk. Değil mi? Fonksiyonları parantez içinde kullanıyorduk arkadaşlar. Tamam. Orada şunlar parantez olacak. Parantez olacak. Diyelim. Haydi çözüme geçelim. Diğerlerinin çoğu doğru yaptı. Peki hadi başlayalım. Şöyle x dediğimiz değişkene bir tane integer sayı. Ne olsun mesela? X'imiz 5 olsun. Y dediğimiz değişkene bir tane float sayı. Ne olsun mesela bu da? 24.5 olsun. 24.5 olsun bu da. Z dediğimizde de bir tane metinsel ifade. String ifade. O zaman tırnaklar içinde yazmalıyım string ifadeyi. Çift tırnak da kullanabiliyorum. Çift tırnak kullanacağım bu sefer. O daha rahat hatta. Birin yanındaki E tuşu gibi bir tuş var. Ona bir tane bastığımda benim için iki tane çift tırnak açıyor. Bu araya bugün günlerden pazar diyelim. Bugün günlerden pazar diye bir string ifade yapalım. Şu anda bunu çalıştırayım mesela. Şu anda x değişkenim 5, y değişkenim 24.5, z değişkenim şöyle bir string ifade. Ben bunların üçünü de bastırmak istiyorsam en basit bir şekilde alt alta bastırmak istiyorsam üçünü de ne yapıyordum? Hepsini ayrı printlerde yazıyordum. Print x diyorum. Alt satıra geçtim. Print bu sefer y değişkeni diyorum. Şunu yazdıracağız. Bir de print z değişkeni dediğimde üçünü çalıştırdığımda en üstte 5, sonra 24.5, sonra bugün günlerden pazar 3 ifadeyi de alt alta bastırdık. Tamam. Böyle printlerle işlemler yapıyorduk. Tamam. Bunlarda bir sorun yoksa haydi devam edelim. Bugün bunlar hatırlatmaydı bu arada arkadaşlar. Bugünkü konumuza şu anda geçiyoruz. Hemen yeni bir metin açıyorum. Şu anda göreceğimiz ilk konu len. Parantez aç kapat. Len fonksiyonunu göreceğiz arkadaşlar. Len fonksiyonu diye bir başlık atabilirsiniz siz de. Len fonksiyonu nedir? Len fonksiyonu bir kere arkadaşlar nereden gelir? Length kelimesinden gelir. Length uzunluk demek. İngilizce length uzunluk demek tamam mı? Len length'in kısaltmasıdır. Peki ne yapar bu len fonksiyonu? Len fonksiyonu string ifadelerin karakter uzunluğunu ölçer. Uzunluk ölçer arkadaşlar. Ne kadar uzun bu cümle? Sen bir cümle yazdın da bu cümle kaç karakter? Evet. Karakter uzunluğunu ölçer. Yani bu cümlede 10 karakter var. Bu cümlede 15 karakter kullanmışsın. Bu çok uzun bir cümle. Burada paragraf yazmışsın. 200 tane karakter var burada gibi. Karakter uzunluğunu ölçüyoruz. Tamam mı? Len ile.
Şimdi bunun ne demek olduğunu konuşacağız. String ifadelerin karakter uzunluğunu ölçeriz arkadaşlar. Yana hatta bir not düşelim. Int veya float ifadelerin karakter uzunluğu ölçülemez diyelim. Sadece string ifadelerin karakter uzunluğunu ölçüyoruz ama bu da önemli bir ayrıntı. Gidip de string olmayan sayısal bir ifadenin karakter uzunluğunu ölçemeyiz. Evet, sayımız 60'a ulaştı. Tamam. Yeni yeni uyananlar var. Tam yerinde yetiştiniz. Hadi len fonksiyonuna geçiyoruz. Şimdi len fonksiyonuyla alakalı hadi bazı örnek yapalım. Mesela bir tane cümle yazalım. Ne diyelim? Türkiye diyelim. Tamam, Türkiye. En basitinden bir tane string ifade. Bak, string ifade olduğu için tırnaklarımı bir açtım ilk önce. İki tırnak arasına Türkiye yazdım. Türkiye şu anda string bir ifade değil mi? Ben bu Türkiye'nin kaç tane karakterden oluştuğunu bulmak istiyorum. Kaç karakter bu? Sayayım gözümle de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mi? 7 karakter. Ben bunu eğer len fonksiyonunun içine yazarsam, len derim, parantez açarım, parantezi de kapatırım. Len parantezinin içinde Türkiye yazarsam bana bu Türkiye string ifadesinin uzunluğunu verecek. Karakter uzunluğunu verecek. Muhtemelen 7 verecek. 7 saydık biz gözümüzde. Çalıştıralım bunu Shift Enter'la. Evet, Türkiye'nin karakter uzunluğu 7. Bu metot değil. Bu metot değil. Metot başka bir şey Bera. Metoda geleceğiz. Bunların hepsi fonksiyon. Fonksiyonla metodun bir farkı var. Tırnakları saymıyor. Güzel bir soru Mehmet Arda. Şuradaki tırnakları sayıyor mu? Buradaki tırnakları saymıyor. Buradaki tırnaklar string olduğunu belirtmek için kullanılan tırnaklar. Tırnakların içinde yazan ifade iyi sayıyor. Tamam. Güzel. Güzel bir soruydu bu arada o. Hadi devam edelim. Bir örnek daha yapalım. Nereye gidiyor benim cümlelerim? Evet. Hadi başka bir cümleye yazdıralım. Len tırnak içinde kısa bir cümle diyelim. Bakalım bu kısa bir cümleyi kaç sayacak arkadaşlar? Bir çalıştıralım bakalım. Kısa bir cümleyi saydırtalım. Evet, burada 14 karakter var dedi bana. Şu cümlenin için 14 karakter var dedi. Hemen birlikte sayalım. Bakın, karakterleri sayarken çok önemli. Bunu diyelim yukarıya. Boşlukları da sayar. Özel karakterleri de sayar. Her şeyi sayar. Bak sayalım. K dediğim 1. I 2. I 2. S 3. A 4. Şurada bir boşluk var, görüyor musunuz? O boşluğu da sayıyor. 5. B var 6. I var 7. R var 8. Şurada bir boşluk var. Onu da sayıyor. 9. C var 10. Ü var 11. M dedik 12. L 13 ve E 14. İşte bu 14 karakterin içinde arkadaşlar şuradaki şu boşluklar var ya, o boşluklarda var. Tamam? Len fonksiyonu bütün karakterleri sayar. Her şeyi karakter olarak görür. Boşluk da bir karakterdir. Orada özel karakterler de olabilir. Soru işareti, ünlem falan. Onları da karakter olarak sayar. Tamam mı? Len fonksiyonu böyle çalışıyormuş. Hocam aynı harfleri bir kere mi sayıyor, iki kere mi sayıyor? İki kere sayar. Mesela burada iki tane aynısından var mı? İki tane aynısından rastlamamış. Aynıları iki kere sayar. Başka bir örnek yapalım mesela. Len araba diyelim mesela. Tırnak içinde. Çift tırnak içinde yazayım bu sefer. Araba. Evet, arabanın uzunluğuna kaç diyecek bakalım. 5 diyecek. Neden? A var, R var, A var, B var, A var. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Arada sayı kullanırsak sayar mı? Evet, çok güzel. Sayı da sayar arkadaşlar. Böyle sorularla gelin. Aynen, kafanıza takılan soruları sorun. Hemen örnek yapalım. Len diyelim. Gene tırnak içinde. Mesela Rize'nin 53 plaka. Rize'nin 53 plaka kodu vardır diyelim. Rize'nin 53 plaka kodu vardır. Çalıştırsak bunu. Sayacak mı bunu da? Sayacak arkadaşlar. Şu Rize'nin sayıyor. Şuradaki boşluğu sayıyor. 5'i bir karakter olarak sayıyor. 3'ü bir karakter olarak sayıyor. Boşluğu sayıyor falan filan. Şuradaki her şeyi karakter olarak sayıyor. Tırnak içinde yazdığınız her şeyi karakter olarak sayar. Tamam mı? Len fonksiyonu böyle. Hocam boşluk koymasak gerçek sayısı çıkacak. Evet, boşluk koymasam gerçek sayısı gerçek sayı demeyelim ona da. Ya bilgisayar böyle sayıyor. Bilgisayar boşlukları da sayıyor. Biz insan olarak boşlukları saymıyoruz genelde. Noktayı sayar mı? Sayar. 53 plaka. Şuraya bir nokta koyayım mesela. 28'di değil mi? Şimdi noktayı koydum. 29 mu olacak? 29 olacak. Her şey bir karakter arkadaşlar. Her şey, özel karakterler dahil her şeyi sayıyor. Tırnak içinde yazan her şeyi sayıyor. Hocam Rize'de derken sayar mı? Sayar. Güzel. O örneği hatırladı. Len dedik. Açtık parantez. Çift tırnak içinde ne demiştik? Rize'de hava güneşli diyelim mesela. Rize'de hava güneşli dediğimizde buradaki şu tırnağı sayar mı diyor arkadaşınız? Evet, sayar. Çünkü sonuçta tırnak, çift tırnaklarımın içindeki şu ifadelerin hepsi bir karakter olmuş oluyor artık. Çift tırnağın içindeki şu ifade komple bir karakter. Şundan her birini tek tek sayıyor, sayıyor, sayıyor. Kaç tane olduğunu buluyor. En dışarıdaki tırnakları saymıyor arkadaşlar. En dışarıdaki tırnakları saymıyor.
Noktayı sayıyor. Intleri saymıyor demiştiniz. Mehmet Fatih, intleri saymıyor derken yanlış anladın. Evet, hemen onu düzeltelim. Normalde şuradaki 53 sayılır. Neden sayılır? Bu şu anda int bir sayı değil. Neden değil? String'in içinde bu. Bir yazı bu ya. Şu anda string ifadenin içinde bu. Sen gidip direkt len 53 dersen bu hata verir. Bunu çalıştır bakayım. Bak ne diyecek bize. Tak, hata verdi. Hatayı da hemen okuyalım. Object of type int has no len. Yani len objelerin, pardon, int objelerin len'i yok diyor. Yani len diye bir fonksiyonu bunlara kullanamazsın diyor. Gidip tek başına int'i saydıramazsın. Ama sen gidip cümle içinde, tırnak içinde, string bir ifadenin içinde bir sayı elbette saydırtabilirsin. Ama gidip tek başına bir şey yazamazsın. Hemen yanına not düşelim. Int ifadelerin len fonksiyonu yoktur. Tamam. Int ifadelerin len'i yoktur. Yani tırnağın içindeki her şey aynen öyle. Özet bu. Tırnağın içindeki her şeyi sayıyor arkadaşlar. Len fonksiyonu tırnağın içindeki her şeyi sayıyor. Tamam. Güzel anlamışsın. Hocam tırnağın dışına yaparsak parantezin içine. Dediğini anlamadım. Hayır. Tırnağın dışında şuraya bir şey yazsak mı? Şuraya bir şey yazsak hata verir zaten. Buradaki şeyler hata verir. Uyarı verdi mi bana? Uyarısını da verdi zaten. Şimdi çalıştırsam bunu hata verecek. Böyle bir yazım hatası. Invalid syntax dediği yazım hatası. Böyle bir yazım yok diyor. Yani sen gidip şöyle dışarıya bir şey yazamıyorsun. Tamam. Bize de hava güneşli. Böyle kalalım. Peki. Len fonksiyonu birazcık anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Len ile ilgili bayağı şey yaptık. Peki. Şimdi şuna gelelim. Len ile integer bir sayı saydıramadık. Mesela len ile başka bir tane integer sayı saydırmaya çalışayım. Şöyle 15.923 olsun mesela. Şimdi normalde bunun saymayacak değil mi bana? Bunu ben şu anda çalıştırdığımda bana hata verecek. Ne diyecek? Int ifadelerin len fonksiyonu yoktur diyor. Int'te len'i ölçemezsin diyor. İyi de arkadaşlar ben bunun basamağını öğrenmek istiyorum. Kaç basamaklı bir sayı olduğunu öğrenmek istiyorum. Sonuçta basamakları sayabilir değil mi? Şunu şöyle 1, 2, 3, 4, 5 gibi şu 5 tane basamağı sayabilir. O zaman ben bunu böyle saydırtmak istiyorsam kaç basamaklı olduğunu, kaç tane karakter olduğunu, orada kaç tane rakam olduğunu saymak istiyorsam bunu string gibi gösteririm bilgisayara. Evet bu bir string değil. Evet bu bir sayı. Ama ben şuralara başına ve sonuna tırnak işaretlerini koyarsam, şuraya bir tırnak, şuraya bir tırnak koyarsam bilgisayar artık bunu string olarak algılıyor ve bunun şu anda kaç karakterden oluştuğunu bana sayacak. Hemen şunu şöyle shift enter yapayım, çalıştırayım. Bak şu anda bana 5 cevabını verdi. Şurada 5 tane rakam olduğu cevabını verdi. Anlayabildik mi? Böyle ufak trikler var yani. Madem integer'da çalışmıyor, onu ben string gibi gösteririm sana. O şekilde saydırtırım kaç karakter olduğunu. Anlayabildik mi? Hocam peki bir değişkene string atayıp len'e koyacak. Tabii ki olur. Ona gelecektim zaten. Hocam böyle olur mu? Evet Kemal Tuna olur. Şu değişkene atama işlemini yapalım. Yapmadık mı zaten cümle? Yapmamışız. Hadi yapalım o zaman. Cümle diye bir değişkenimiz olsun. Cümle değişkenimize string bir ifade verelim. Ne diyelim? Şu anda yazılım öğreniyorum diyelim. Cümlemiz bu. Şöyle bir değişken tanımladık. Şu anda cümle değişkeninin içinde bir string bir ifade var. Hadi bu string ifadeyi saydıralım. Bu sefer len'in içerisine komple saydırmak istediğim string ifadeyi yazmak yerine üstteki değişkeni verebilirim değil mi? Len parantez içinde cümle yazdığımda şu anda bu cümle zaten yukarıda bahsettiğim string ifade. Direkt bu string ifadeyi saydıracak. Şunu çalıştırdığımda bana kaç verecek? 26 verecek. Çünkü şurada 26 tane karakter varmış arkadaşlar. Bunu saydı. Bu şekilde değişkeni de saydırtabiliyoruz tamam. Değişken saydırtma da böyle oluyor. Len'i anlayabildik mi? Length'ten geliyor. Uzunluk demek. String ifadede kaç tane karakter olduğunun uzunluğunu bize veriyor. Tamam. Hocam bende olmadı. Bir şey yanlış yapmışsındır. Evet. Kaç kişi olmuşuz? 59, 60 kişi olmuşuz. Tamam. Haydi devam edelim. Hocam bende olmadı. Sende ne olmadı? Ekran görüntüsü paylaş. Ekran görüntüsü paylaş Yusuf Esat. Senin sorununa da bakalım. Devam edelim. Ekran görüntüsü paylaşanların bazılarına böyle alır inceleriz. Bu arada hocam yaptık. Tamam hocam yaptık. Tırnak koymuşum. Evet. Tırnaklarda falan hata yapmışsınızdır. Genelde böyle ilk öğrenirken böyle yazım hataları çok yapılır arkadaşlar. Sorun değil. Ufak hatalar onlar. Len fonksiyonu umarım anlaşılmıştır. Kendiniz kurcalayabilirsiniz. Ben şu anda size temeli öğretiyorum. Benim öğrettiklerimden sonra kendiniz kurcalayabilirsiniz. Başka şeylerin lenine bakabilirsiniz. Başka cümleler yazabilirsiniz. Benim yazdıklarımı yazmak zorunda değilsiniz. Yani başka cümleler yazın. Onları saydırtın. Şimdi mantığını anlayın yani tamam. Mantığını anladıktan sonra kendiniz özgürsünüz istediğiniz şeyleri yapmakta.
Len anlaşıldıysa şimdi len ile ilgili size bir soru soralım. Daha doğrusu bir yorumlama sorusu. Evet. Sorumuz şu. Len şu işlemi çalıştırın, şu kodu çalıştırın. Çıkan sonucu birlikte tartışalım. Çıkan sonuç ne olacak? Soruyu attım Discord'dan. Yani çalıştırmanızı istediğim kod şu. Şöyle alta insin. Şu kodu şöyle kopyalayın. Ctrl-C. Yapıştırın aşağıya. Len tırnak içinde 100-20. Evet. 100-20. Olur. Rahat ediyorsan olur. Üst fesat. Sorun değil. Şunu çalıştırdığımda çalıştırsın herkes bunu bakalım. Bakalım nasıl bir sonuç verecek. O sonucu neden verdi? Herkes yorumlasın. Herkes düşünsün. Biraz süre veriyorum. Bir şey yazmayın arkadaşlar. 30 saniye. Herkes şu kodu çalıştırsın. Ve bu kod neden böyle bir sonuç verdi? Herkes düşünsün. Peki. Hadi önce ben de çalıştırayım. Nasıl bir cevap geliyor onu bir görelim. 6 karakter var hocam diyor Berra. Evet doğru. Gerçekten çalıştırdığımızda 6 cevabını veriyor. Bu 6 cevabını nasıl veriyor? Bravo. Gidip yani 100'den 20'yi çıkartmıyor değil mi? 100'den 20'yi çıkartırsa cevap 80 olurdu. Değil mi? Cevap 80 olurdu. 2 karakter derdi bize. Ama bu işlemi yapmıyor. Ne diyor? Orada bir cevap geldi. Evet. String bir ifade olduğu için bu arkadaşlar. Bu şu anda string bir ifade. Tırnaklar içinde yazdım. String bir ifade. Bundaki şu matematiksel işlemi bilgisayar anlamıyor. 100'den 20'yi çıkartması gerektiğini bilgisayar anlamıyor. Bilgisayar şunların her birini bir tane çizim olarak görüyor. Bir tane rakam, harf gibi görüyor bunların her birini ve tek tek sayıyor. Diyor ki yani 100 var, 1 var burada, 1. 0 var, 2. Bir 0 daha var, 3. Bir tane çizgi var burada. Bunu eksi gibi algılamıyor, çizgi gibi algılıyor. Bu da var, 4 etti. Şurada 2 var, 5 etti. 0 var, 6 etti. Burada 6 tane karakter vardır diyor. 6 karakteri yazdırıyor. Tamam. String içerisinde olduğu için arkadaşlar şuradaki matematiksel işlemi yapmıyor. Bize direkt doğrudan şunları tek tek sayısını yazdırıyor. Tamam. Evet. Güzel. Aynen herkes anlamış. 6 karakter göründüğü için bu sonucu veriyor. Bunu da söylemiş olduk. Sen nerede hata yapıyorsun? Bir hata yok ama yazdırma sıranda bir hata olabilir. Bir, arkadaşlar şöyle bazen kodları yazdırma sıranızda başka şeyler çalıştırıyorsunuz. Bazı hatalar oluyor. Böyle durumlarda şunu yapın. Hemen gelin. Çalışma zamanına gelin. Şurada üstte çalışma zamanına tıklayın. Çalışma zamanına tıkladığınızda bakın burada seçenekler var. Çalışma zamanını yeniden başlat diye bir seçenek var. Çalışma zamanını yeniden başlat tıklarsanız şuna tıklarsanız evet de basın. Şu anda hafızada tuttuğu bütün değişkenler gitti. Hani yukarıda biz cümle yazdırdık, bir şeyler yazdırdık. Şu x'leri, y'leri tanımladık değişken olarak. Bunların hepsini unuttu bilgisayar şu anda. Şimdi bunları tekrar baştan çalıştırmanız gerekiyor. Shift Enter, Shift Enter diye tek tek manuel hepsini tekrar çalıştırabilirsiniz. Shift Enter yapa yapa çalıştırın hepsini. Bu şekilde hepsini tekrar çalıştırarak gelin. Tekrar başa gelin. Ya da bunun basit yolu da var tabii. Çalışma zamanı. Yeniden başlat ve tümünü çalıştır diye bir seçenek var. Şuna bastığınızda otomatikman önce bir yeniden başlatır kernel'ı. Ondan sonra hepsini tık 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 senin için basar. Hepsini tekrar yazdırır. Ama şurada hatalı şeylerimiz var tabii. Onlar takılacak. Şunlar gerisini tekrar ben elle bastırayım. Tamam. Bu şekilde. Yani hata yok senin kodunda. Muhtemelen üstte bir yerde bir şeyleri değiştirdin diye öyle hata alıyorsun Ege. Kernel'ı restart et. Şu şekilde şurada yeniden başlat kernel'ı. Ondan sonra çalıştır. Bir daha yapın görmedim. Şunu söylüyorum. Çalışma zamanına basın. Arada bir şöyle hatalarla karşılaşacaksınız. Yani her şeyi doğru yazıyorum hocam ama yanlış cevap veriyor falan. Böyle kafası karıştı kernel'ın gibi şeyler olduğunda şöyle yeniden başlat tuşu var burada. Çalışma zamanına gelin. Yeniden başlat ve tümünü çalıştır. Ya da çalışma zamanı yeniden başlat. Şu ikisini kullanacaksınız. Şu üsttekini yeniden başlatır. Şu alttaki hem yeniden başlatır hem de bir daha hepsini yazdırır. Shift Enter yapmana gerek kalmaz. Şunu yaptığında. Şunu yaptığında da yeniden başlatır. Tamam. Peki. Bu len konuşturulduysa, len hakkında konuştuysak devam bakalım. Bir şey daha. Bir şey daha sorayım son olarak. Arkadaşlar bir tane iki cümle yazalım. Cümle alt dire kısa diyelim. Şöyle bir değişken. Kısa bir cümle yazalım buraya.
Rize merkez dedim mesela. Böyle kısa bir cümle. Bir de cümle alt dire uzun isminde başka bir değişken tanımlayayım. Bunda da bunu çift tırnak içinde yazalım. Sallıyorum. Ne yazalım mesela? Türkiye Dünya Kupası'nda 3. olmuştu diyelim. Türkiye Dünya Kupası'nda 3. olmuştu diyelim. Bu da uzun bir cümle. Tamam, 2 tane cümle yazdık. Bir tanesini cümle kısa diye bir değişkene tanımladık. Bir tanesi cümle uzun diye bir değişkene tanımladık. Şimdi soru şu. Bunu ben yazmayayım hatta, size sorayım. Evet, bir tane soru yazalım bunlarla alakalı. Şöyle soru 2, 4 mi oluyor? Soru 4 olsun. Cümle kısanın ve cümle uzunun karakter uzunluklarını bulalım ve toplayalım. Evet. Süreniz 1 dakika arkadaşlar. Şu iki cümlenin de karakter uzunluğunu buluyorsunuz ve topluyorsunuz. Hocam şimdi oldu dedi Ege. Evet. Şimdi olması çok normal. Cümleleri attım size zorlanmayın diye. Cümle kısa diye bir değişken, cümle uzun diye bir değişken tanımladık. Şunların ikisinin de ayrı ayrı karakter uzunluğunu bulacaksınız. O bulduğunuz karakter uzunluklarını toplayacaksınız. Tamam. Evet, sayımız da 62 olmuş. 63. Şöyle ekran fotoğrafı çekmemi istiyorlar benden. Bir tane ekran fotoğrafı da çekeyim ben madem. Şu an 63'ten bir çekelim. Evet. Hadi bakalım. Cümle kısanın da karakter uzunluğunu bulun. Cümle uzunluğunun da karakter uzunluğunu bulun. Daha sonra bu karakter uzunlukları toplamını bulalım. Evet, bir şey düşünebildik mi? Hadi bir cevapları yollayın bakalım. Nerelerde takıldınız, neler yapabildiniz? Güzel. Ege, tek tek lenleri buldun. Bu arada bir tane len yazdırıldı Ege. Lenleri toplamadın Ege. Cümle uzunu buldun, cümle... Evet, Kemal ayrı ayrı buldu, sonra sayı olarak topladı. Olur. Evet, bir iki. Herkes öyle yapıyor. Ayrı ayrı buluyor, sayı olarak topladı. Çınar, kaç defa attın? Kaç defa gönderdim? Evet. Alparslan biraz daha teknik çalışmış. Güzel. Mehmet Fatih. Doğru. Güzel. Evet. Mehmet Esat. Ha, keza doğru. Çok güzel arkadaşlar. Yapılacak bir dünya farklı yol var. Ekran Windows Shift S tuşlarına basıyorsun. Ekran görüntüsü alıyorsun. Çok güzel. Mehmet Eymen. Şimdi acemilerin yaptığını söyleyeyim hemen. Hemen acemi arkadaşlarımız, daha yeni başlayan, acemi demeyelim de yeni başlayan arkadaşlarımız şunu yapıyor. Önce len diyor. Cümle kısa. Yani cümle kısa değişkeninin lenini buluyor. Çalıştırdı bunu mesela. Cümle kısayı 11 buldu. Aşağıda len diyor. Parantez içinde cümle uzun. Uzun cümlenin de lenini buluyor. Bunu da 34 buluyor. İkisi integer bir sayı. Toplamını istiyoruz. Bu ikisini ayrı ayrı topluyor değil mi? 11 artı 34 de burada topluyor. Cevaba 45 böyle ulaşıyor. Yani şu çözüm mü? Evet, çözüm. Ama makul bir çözüm mü? Hayır, değil. Arkadaşlar madem şu len cümle kısa bana 11 diye bir sayı döndürüyor. Ben bunu yazarım. Len cümle kısa. Bu şu anda 11 dönecek. Direkt burada artı derim. Artı. Bir de cümle uzunu lenine bakarım. Len cümle uzun yaparım bir de. Bu da bir string ifade, integer ifade dönecek. Bu da bir int döndürecek bana. Bu da bir int döndürecek bana. Ben de bu ikisini toplayacağım. Bu ikisini toplayıp ekrana bastırmış olacağım. Ne de olsa print de algılanıyor diye başına print koymuyorum. Daha da karışmasın ortalık. Şu şekilde topladığında bana direkt 45 cevabını verecek. Yani şu üsttekiler biraz acemi çözümü olmuş oluyor. Ama onlar da çözüm sonuçta. Fakat tek satırda şöyle şu şekilde halledebiliriz işlemimizi. Len cümle kısayla len cümle uzun. İkisinin de uzunluğunu ayrı ayrı buldum ve topladım. Tamam. Peki. Birazdan atacak. 5 dakikamız var biliyorum. Son bir iki tane daha soru soracağım. Haydi şu soruya bakalım. Bu daha basit bir soru. Bunu herkes yapsın. Sürede az verelim.
Evet, soru 4. İyi insan ol cümlesini bir değişkene atayın. Ardından o değişkeni kullanarak cümlenin kaç karakter olduğunu bulun. Hızlıca yapın bunu. Serkan Kılıç çok makul bir çözüm olmuyor. Yani dip dibe yapıştırıyor. Gerçi kayıp olmuyor. O da olur ama bu daha mantıklı. Bunu yapmayı, string ifadeleri üst üste eklemeyi henüz öğrenmedik. Evet, hadi şunu herkesten cevap bekliyorum. Kaç kişiyiz? 62 kişiyiz. Bunu herkes yapabilir. İyi insan ol cümlesini bir tane değişkene atacağız. Daha sonra o değişkenin karakter uzunluğunu saydıracağız. Hadi bakalım. Yusuf Esat atma. Biraz daha bekliyoruz. Evet, gönderebilirsiniz bakalım cevapları. Tamam. Güzel. Değişken isimlerini istediğiniz bir şey verebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Kimi X demiş, kimi A demiş, kimi insan demiş. Evet, istediğiniz bir değişken ismi verebilirsiniz. Güzel. Hadi ben de yapayım. Atanların hepsi doğru. Bir tane değişken ismi tanımlayalım. Fark etmez. Cümle diyelim değişken ismimize. Cümle. Cümlemiz ne olsun? Tırnak içinde iyi insan ol. Bizim cümlemiz bu. Bu şekilde bunu tanımlayalım. Tanımladıktan sonra biz bunun karakter uzunluğunu len fonksiyonuyla öğrenebiliyorduk. Len fonksiyonu nasıl çalışıyordu? Her fonksiyon aynı çalışır arkadaşlar. Fonksiyon ismi yazılır. Len. Sonra parantez açılır. Parantez içinde şimdi neyin lenine bakacaksın? Bunu istiyor senden. Neyin lenine bakacaksın? Şu yukarıda oluşturduğum cümle değişkeninin lenine bakacağım ben, değil mi? O zaman cümle yazmam yeterli. Değişkenleri tırnak içinde yazmıyorduk. Len cümle dediğimde bana şuradaki şu cümlenin karakter uzunluğunu saydıracak. 12 olarak bulacak. Şurada 12 tane karakter varmış. Tamam. Zoom atacak. Zoom 10 dakika sonra arkadaşlar. 9.40'da bizi atacak. 9.50'de tekrar gireceğiz. 10 dakika ara var. Biliyorum 3 dakika olduğunu. Şu an son bir tane daha soru soruyorum zaten. Aynısı, benzerini çözdük. Şöyle şuraya da yapıştırdım. Discord'a da yapıştırıyorum. Sorumuz şu. Evet, cümle 1. Müslüman güvenilir kişidir olsun. Ve cümle 2, insanlara merhamet edene Allah da merhamet eder diye iki tane cümle tanımlayalım. Bunları değişkenlere tanımlayalım. Cümle 1 ve cümle 2'nin uzunluklarını bulalım ve toplayalım. Yaptık bunun gibi bir şey. Güzel. Cevaplar hala atıyor. Cevap atmayın. Cevapları hala atmayın. Şu soruyu çözmeye çalışın bakalım. Bir tane cümle 1 tanımlayın. Cümle 1 bu şekilde bir cümle olsun. Cümle 2 de bu şekilde bir cümle olsun. İki cümlenin de uzunluklarını bulalım ve uzunluklarını toplayalım. Hocam neden from re import x oldu? From re import x neden oldu? O üstte kendin yanlış şeylere tıkladın. O üstü sil. O üstteki o satırı komple sil. Bunu kazayla otomatik yazdırdı. Bir şeylere bastın, kazayla otomatik yazdırdı onu Enes. Ekran görüntüsü gönderir misiniz hocam? Neyin ekran görüntüsü? Soru şu. Soruyu kastediyorsan soru bu. Şunu da yapacağız arkadaşlar. 10 dakikalık bir araya gideceğiz. 10 dakika sonra bir sonraki derste de len'i öğrendik. Type'ı öğreneceğiz bir sonraki derste de. Ve print ile ilgili detaylara gireceğiz ondan sonra. Type. Veri tiplerini değiştirmeyi öğreneceğiz bir sonraki derste. Tamam. Cevapları gönderebilirsiniz bakalım sorunun da. Soru yapabilen oldu mu? Evet, yazması mı uzun sürüyor? Soru yapan çıkmadı mı? Arkadaşlar kopyala yapıştırlara alışın. Yani iyi bir yazılımcı aynı zamanda iyi bir copy paste'cidir yani. Bunları kopyalayacaksınız. Şunu şimdi gidip elinle cümle 1 eşittir nokta 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 yazmak yerine şunu hızlıca kopyala. Şurada yazmışım ben zaten. Kopyala yapıştır buraya. Al cümle 1 bu. Tamam. Cümle 2'yi de şöyle bir şey, şöyle bir cümle tanımladık bunu da. Şunları bir çalıştıralım. Cümle 1 ile cümle 2 tanımlandı. Ben ilk önce len cümle 1'i bulacağım. Cümle 1'in uzunluğunu bulacağım. Bu bana bir sayı döndürecek. Integer bir sayı döndürecek. Sonra artı bununla bir de
len cümle 2'yi toplayacağım. Bu da bir integer sayı döndürecek. Bunun integer döndürürüyle bunun integer döndürürüyle toplayacağım. Cevap olarak 76'yı bulacağım. 76 cevabına ulaşmalıydık arkadaşlar. Cevap 76. Tamam. Bu şekilde oldu. Şimdi bir dakikadan az kaldı. Bizi atıyor. Bir sonraki ders. Görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki ders 10 dakika sonra başlayacak. 9.50'de. Geç kalmayın. Görüşürüz bakalım.